360 ekranlarından yeni nesil yayıncılık tam maksat yarışmak olsun programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Ben Bahar Özmen, ekip arkadaşlarımla birlikte bugün İstanbul'da Avrupa yakasında Beşiktaş'tayız. Her zaman olduğu gibi sorularım hazır, market checklerim hazır. Siz de hazırsanız hadi başlıyoruz. Bir hanımefendiyle yarışacağım. Sizi tanıyalım. Selçin ben. Selçin ne demek Selçin? Arapça kökenli bir isim. Işık saçan manasına geliyor. Ne güzelmiş anlamı. Siz hiç Selçin diye biriyle tanışmış mıydınız sevgili seyirciler? Ben tanıştım deyip bugün buradan nispet yaparmışım. Evet. Sen duymuş muydun Ayberk'cim Selçin? Ben de duymamışım. Az bulunan bir isim. Ne güzel, özel bir isim. Yani. Güzel de bir isim. Peki ne yapıyorsun Selçin? Gazeteciyim normalde ama şu an tıbbi aromatik bitkilerle ilgileniyorum. Bursa'da yaşıyorum. İstanbul'a da gezmeye geldim. Evet. Ne güzel, iyi yaptın. Kaç günlüğüne geldin İstanbul'a? Valla bir haftadır falan buradayım. Çok yabancı sayılmam zaten. Hani Bursa'da İstanbul'un arka bahçesi biraz. Evet, çok yakın. Biz de ilk şehir dışına çıktığımızda yanılmıyorsam Bursa'ya mı gitmiştik? Hayır, Tekirdağ mı gitmiştik? Karışmış. Hiç girmeyeyim oralara. Biz de Bursa'ya geldik yarışmaya. Kısmet İstanbul'da karşılaşmakmış. Evet, evet. Ben izliyorum sizi zaten. Yani her zaman televizyon izleme imkanım olmuyor. Ama bir bilgi yarışmalarını takip ediyorum. Sizin yarışmanız da tatlı geliyor bana. Seviyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şunu sorayım şimdi, bitkilerle ilgileniyorum dediniz. Ne yapıyorsunuz bitkilerle ilgilenin? Şöyle söyleyeyim. Tıbbi aromatik bitkilerden doğal şifalılar ve kozmetik ürünler gibi bir şeyler yapıyorum diyeyim. Tam olarak karşılığı değil ama. Yani kadim şifacılıkla ilgileniyorum. Bitkilerin işte... Tüm doğada endemik bitkilerin işte vücudumuzda neye faydası olabileceğiyle ilgileniyorum ya da güzellik kısmıyla ilgileniyorum. Oo, çok keyifliymiş. Eminim kendinize böyle bir takım karışımlar yapıyorsunuz. Ya terzi kendi söküğünü dikemiyor. Hakikaten mi? Yani başkaları bir şeyler istiyor, onları hazırlıyorsunuz ama kendinize kullanmaya gelince o bambaşka bir şey. Yani o kişinin kendisiyle ilgili bir şey. Bir de şimdi siz her şeyi de bildiğiniz için ondan da koyayım. Evet, şundan da koyayım. Yani bitkilerle ilgili aranız iyi olduğu için da koyayım. Çok derin bir öğren bitmeyecek bir alan. Sonsuz bir hakikaten bitkiler. Ama herkesin öğrenmesi ve bilmesi gereken bir alan diye düşünüyorum ben. Peki ne güzel efendim. Sizden de bilgileri almış olduk, şöyle bir yarışmaya geçeceğim. Elimde kartlarım var, buyurun seçin. Soruları bilemezsem çok üzülürüm yalnız. Soruları bilemezseniz maksat yarışmak deriz. Güleriz, güzel bir anı kalmış olur. Buyurun. Haydi geldi. Bakalım neler var. İlk sorum şudur size. Film izler misiniz? Filmlerden geliyor çünkü. İzlerim. Ata Demirer'in çok sevilen Eyvah Eyvah filminin çekimlerinin de yapıldığı Geyikli hangi ilimize bağlıdır? Genelde yabancı film izliyorum. Hatta oryantalist film okumaları yapmaya çalışıyorum ama kız kardeşim Edirne tarafında okuduğu için sanki o taraflarda bir yerdeydi ama Edirne değil. Edirne değil. Tekirdağ gibi. O da değil. Ama Trakya bölgesinde bir yer, ona eminim. Geyikli nerede olabilir? Daha ötede Gizem'in çok sevdiği bir yer falan diye tüyo verirmişim ama evet Gizem'i tanımadığımız için gerçi anlamamış. Gizem'i görünce Çanakkale'yi severmiş gibi geldi. Çünkü orada okumuş, çok seviyordu Çanakkale'yi. Peki alıyoruz alkışları, bırakıyoruz ilk soruyu geride. Gitmiş miydiniz Çanakkale'ye? Çok güzel bir yer. Aynalı Çarşı falan diye ben girecektim birazdan. Çanakkale zaten hepimizin herhalde bam teli. Hani oraya gittiğimiz zaman bile hepimizin tüyleri diken diken. Kesinlikle öyle. Şehitlikler. Evet evet. Hakikaten öyle. Çanakkale'yi sadece merkezi gezip gitmeyin efendim. Ya bir şehir değil. Orası bir hikaye. Yani orası bizim hikayemiz. Başlı başına. Evet. Kesinlikle öyle. O yüzden çok beğendim. Bağımsızlık hikayemiz diyelim. Hatta geçiyorum. İkinci sorunuz o da şudur. Asansör alarmları üzerinde genellikle hangi simge bulunur? Genellikle hangi simge bulunur? Evet, asansörde alarmın üzerinde hangi simge vardır? Yani acil butonu mu? Simge. Ya acil o, evet. O böyle orada biz acil durumda neye basarız? Asansörde alarma basarız. Alarm. O alarmın üzerinde ne simgesi vardır, sembolü vardır? Hiç gözümde canlandıramıyorum. Tahminde bulunalım. Mesela hafızam iyidir aslında. Hiç dikkat etmemişim demek ki. Sinyal gibi bir şey mi? Zil gibi bir şey mi? Zil doğru cevap. Zil doğru cevap. Çan doğru cevap. Çanı kabul ediyorum. Çan, zil doğru cevapta. Alıyoruz alkışları. Alıyoruz alkışları. Son soruya geçiyorum hazırsanız eğer. Şöyle kameraya doğru da dönelim. Ayberk'cim uyarıyor bize. Peki son soru, market check'in. Ayberk çok başarısızım bu konuda. Hayır estağfurullah. Yüzüm daha iyi çıksın diye uyarıyor. Hemen market check'ini aldık şöyle. Son sorum da şudur sana. Avustralya'nın yerli halkının adı nedir? Aborjin. Aborjinler doğru cevaptı. Tebrik ediyorum. Şöyle takdim edeyim.
Ya bilemezsem soruları diyordun. 3'te 3 yaptın. Market check'ini aldın. Nasıl geçti? Güzel yani. Hiç kameranın önüne çıkacağım 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi ama demek ki sizin de sayeniz. Ne güzel, ne mutlu. Teşekkür ederiz. O cesareti gösterip geldiğin için. Ben de öyle, kendine çok iyi bak. Bizim için maksat yarışmak olsun de lütfen. Maksat yarışmak olsun. Siz de yarışıyorsunuz. Beşiktaş'ta devam ediyoruz. Çıkın çıkın gelin. Civeleka ailesinin bir kısmı bizimle sevgili seyirciler. Sizi tanıyalım. Burhan. Burhan Bey, küçük abla adın ne? Gül. Gül, sizin efendim? Özgür. Gül, Özgür ve Burhan Beyler bizimle. Kamera arkasında var mı destekçiniz? Hayır. Hayır, yok. Bu kadarız bugün Civeleka ailesi olarak. Peki annemiz nerede? İşte. İşte. Baba ve çocukları bugün felekten bir gün mü çalıyor, öyle diyelim mi? Baba annenin işini yapıyor. Baba annenin işini yapıyor. Anne işte böyle hayat paslaşmayla, böyle bölüşmeyle geçiyor. Peki ne güzel, ne mutlu. Nasıl geçiyor bugününüz Gülcüm? Neler yaptın bugün? Neler yaptın bugün babayla? Peki sen neler yaptın, söyleyecek misin Özgür? Yüzmeye gittik. Yüzme mi yapıyorsun sen? Evet. Aa, ne güzel. Peki seviyorsun herhalde? Evet. Başka sporlarla aran nasıl? Başka spor yapmıyorum. Yüzüyoruz, ne güzel. Yüzmek çok önemli ama. Çok da güzel. Sporla ilgili ne güzel. Evet. Siz mi yönlendirdiniz yüzmeye? İTÜ'nün kursları var. Yaz okulu var oraya. Güzel. Yazın. Gençler de enerjilerini döksünler sporla. Hem bir sosyal aktivite oluyor hem de biriken enerji yıl içerisinde atılmış oluyor. Evet, kesinlikle öyle. Bence tamam, çok da geçiyorum. Güzel bir şey yapmışsınız efendim. Peki sorularım olacak size. Şöyle kartlarım var. Buyurun istediğinizi seçin. Gül sen seç hadi. Baban Gül seçsin dedi. Senin seçtiğin karttaki soruları soracağım Gül. Hangisi? Göster bana. Çek onu. En arkadakini çekti Gül. Haydi aldım elime. Bakalım ne varmış sorularınızda. İçinde ülke bulunmayan tek kıta hangisidir? Antarktika. Antarktika doğru cevap. Alkışla Gülcüm babayı. Doğru cevabı verdi çünkü. Alkışla babayı kocaman Gül. Gül baba bildi, baba bildi. Alkışla babayı. Peki hiç yurt dışına gitmiş miydiniz efendim? Hayır. Var mı isteğiniz? Böyle gideyim şurayı merak ediyorum, görmek isterim. İki yönlü seyahat etmek isterim. Birisi batıya doğru. Öncelik olarak batıya doğru gitmek isterim. Oradaki kültürel ortamı hem çocukların hem kendimi tanımak isterim. Daha sonra da tabii otantik bir amaçla doğuya gitmek isterim. Peki var mı aklınızda bir ülke? Öncelik olarak İtalya'yı görmek isterim. Hakikaten çok güzelmiş. Ben de hiç görmedim ama gidenler hep çok güzel diyor. Hani Rönesans'ın başladığı kenti, o ülkeyi görmek... Oradan başlamak isterim. Peki ne güzel. Doğuda var mı aklınızda bir yer? Herkesin aklına gelen yer aslında Hindistan'ı görmek isterim. Hindistan. Ne yalan söyleyeyim, ben de çok merak ediyorum Hindistan'ı. Ben İran'ı da merak ediyorum aynı zamanda. Biraz böyle şey, gitmek istediğimiz ülkeler, şehirler birbirine benziyor sizinle. Söylediğiniz her yer benim de gerçekten listemde. İnşallah bir gün gitmek bana da kısmet olur diyeyim. Ve geçeyim mi ikinci sorunuza? Buyurun. İkinci sorum da şudur efendim size. Asansöre binmekten korkan kişiler genellikle hangi fobiye sahiptir? Yani sadece asansör değil, onlar böyle kapalı mekanda, küçük mekanlarda çok kalamıyorlar. Kapalı mekan fobisi ama bilimsel adını bilmiyorum. Ç harfiyle başlıyor. Ç. Kastamonu'nun K'si. Kılımınınını. Kliptofon mu? Efendim? Kliptofon mu? Yok değil. Kastamonu Lüleburgaz. I'm sorry. Aklınıza, I'm sorry diyor beyefendi. Aklınıza gelmedi. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Klostrofobi olacak. Olsun, maksat yarışmaktır. Renk attınız. Güzel de bir anı kalmıştır. Bir el sallayın gençler şu kameraya doğru. Hoşçakalın efendim. Teşekkürler. Sağ olun. Yanında bir hanımefendi ve oğlu var. Bir süredir yarışmak. Halayım. Yeğeniniz mi? Pardon efendim. Halaymışız. Gençsiniz ama. Ondan oğlumuz var dedim. Peki halde sizi tanıyalım. Adım Firdevs Şenkal. Seni tanıyalım. Batu Şenkal. Batucuğum, halan yarışmak istedi seninle birlikte. Batu'yla bir anımız olsun dedi. Ona 3 soru soracağım. Sence bilir mi? Bilir. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun Batu? 3'e geçtim, 2'ydim. 2'ydin, 3'e geçtin. Nasıl geçti ikinci sınıf? İyi, biraz zordu sınav. Hangi derste zorlandın Batu?
Matematik. Ah şu matematik, ah şu matematik. Batucuğum, halaya ilk soruyu sen sormak ister misin? Olur. Olur diyor. Peki birazdan seni yanıma alacağım Batu o halde. Kartlarım var halası. Kim seçer? Halamız seçti hemen. Aldım kartı öne. Bakalım neler var kartta. İnşallah bildiğiniz yerlerden gelmiştir kartınız. Az önce bildik hepsini. Az önce biliyordu hanımefendi hepsini. Çalışıyor musunuz efendim? Evet. Çok kısa bir süre önce emekli oldum. Bankacıyım. Ne güzel ne güzel. Şimdi hayatın tadını mı çıkarıyoruz? Devam ediyor muyuz çalışmaya? Yok, çalışmıyorum şu anda. Şu an çalışmıyoruz. Peki en iyisini yapmışsınız efendim. Hemen Batu gelsin yanıma. Gel de halaya bir oku soruları. Bakalım bilebilecek mi Batucuğum? Halanın ilk sorusu şudur bak. Eşanlısı müzmin olan bir hastalığın uzun süre devam etmesi durumuna ne denir? Eş anlamlısı müzmin olan bir hastalığın, şöyle kameraya doğru dönelim Ayberk, uyarıyor hemen. Müzmin olan bir hastalığın uzun süre devam etmesi durumuna ne denir? Derler ki benim bir şey astımım var. Kronik. Kronik, doğru cevap alıyoruz alkışları. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Batu alkış aralayı. İlk soruyu geride bıraktık çünkü. Peki efendim, ikinci soruya geçeceğim. Nerelisiniz diye sormak İstanbul. İsterim. İstanbul. Buralarda, İstanbul'da en çok gezmeyi sevdiğiniz semt neresidir? Valla bugün de misafirlerimiz vardı yurt dışından. Şimdi bu taraflar Ortaköy. Ortaköy, Beşiktaş. Salı pazarında da uzun süre çalıştım. O nedenle buralar mekanımız. Bildiğim yerler. Buralar benim mekanım diye hanımefendi. İçin evet. Peki. İkinci soruya geçiyorum efendim. Türk edebiyatının en ünlü polisiye kahramanı Cingöz Recai'nin yaratıcısı olan yazarımız kimdir? Cingöz Recai kimin eseriydi? P harfiyle başlıyor. Peyami Safa. Peyami Safa, doğru cevaptı alıyoruz alkışlar. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Nerede alkışlar? Alkışlar nerede gelsin kocaman? Üçüncü soruya geçerken efendim, market çekim geliyor. Elden ele geliyor. Peki. Hemen aldım şöyle. Dursun, ben de son soruda takdim edeceğim size. Son sorum şudur. Yarışlarda fotoğraf çekerek varış anını belirleyen araca ne ad verilir? O fotoğraf çekilir. Yarış anının bitimi o fotoğrafta. Ona ne denir? Finish, foto finish. Foto finish, doğru cevaptı. 3'te 3 yapıyoruz efendim. Market çekim takdim edeyim. Nasıl geçti yarışma? Güzeldi. Eğlendiniz mi? Evet, evet, ilk defa denk geldi. Yeğeninizle de güzel bir anı kaldı. Evet. Bak, uğur getirdi diyor senin için alan. Beraber söyleyelim. Hadi gel birlikte söyleyin. 1, 2, 3. Maksat yarışmak olsun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Bir beyefendi var, dedi ki kolay sorarsan yarışırım. Ben de dedim ki bir kolay, bir orta, bir zor var. Yarışmaya karar verdi beyefendi, sizi tanıyalım. Halit Ertürk, emekliyim ben. Samsunluyum. Burada kalıyorum Ümraniye'de. Ne güzel, ne yapmaya geldiniz bugün Beşiktaş'a? Devamlı geliyorum her gün, seviyorum ben Beşiktaş'ı. Canlı. Ekmek evet. Almaya geldim bakın. Ha, ekmek almaya da geldik Ümraniye'den Beşiktaş'a. Maksat gezmek olsun. Evet evet evet. Burada meşhur bir ekmek şeyi var orada. Ne güzel. Ne güzel efendim. Zevklerimizden ödün vermiyoruz. Üşenmiyoruz. Ekmek almaya Beşiktaş'a kadar geliyoruz. Vallahi ne emeklisisiniz? Ben sosyal sigortalar emeklisiyim. Ne güzel efendim. Kızımın yanında kalıyorum burada. O atama olarak buraya tayin oldu. Ne güzel, kızımıza eşlik ediyoruz. Evet, evet. Fedakar babalar, evet. Cefakar babalar. Evet, annemizle beraber, hanımla beraber, beraber kalıyoruz. Şimdi hanıma da sürpriz olacak. Evet, evet, ona da sürpriz olacak. Söylemiştim daha önce, bir ay önce falan şurada yapıyordunuz. Biraz seyretmiştim ben. Bir dahakine yarışırsam hanım şaşırma demiş beyefendi muhtemelen. Peki genel kültürünüz iyi midir? Yok, o kadar normal yani, fazla. Siz yardım ederseniz. Tamam, ben yardımcı olacağım elimden geldiğince. Kartlarım var, buyurun seçin. Siz gösterin. Hemen geldi bir tane aradan. Bakalım neler var kartlarınızda. Elle sürülen hafif küçük çocuk arabasına ne ad verilir? Çocuğun derler ki... Puşet oluyor, şey ne? Oluyor. P ile başlıyor. Bebek arabası olur. Ne onun adı P ile başlıyor? P ile başlıyor. Böyle elle sürülen çocuk arabası. Çocuk arabası mı? Evet.
hafif küçük çocuk arabasına ne ad verilir? Çocuk arabası bebek arabası olur. P harfiyle başlıyor beyefendicim. P harfi. P harfiyle başlayan nedir onun adı? Hadi ikinci harfi de veriyorum ilk soruda. Pu. Pu. Eyvah eyvah. Puşet. Puşet değil. Puşet değil, çok yakın bir şey. Pu. Pu. Puşet. Puşet değil, pus. Puset, puset kabul ediyorum ya. Evet, evet. Puset, puşet diyor beyefendi. Evet. Olabilir, beylerin evet. Aklı karışabilir. Evet, kabul evet. Edelim mi Ayberk'cim? Evet. Edelim mi portakalcım? Hadi ediyoruz ilk soruda. Puset olacaktı. Puset, puset. Peki. Olur. Şimdi çocuklar kaç evet. Yaşında unutmuşsunuzdur. Evet, canım büyüdüler orada. Hani. Var mı torun? Torun var tabii. Kaç tane? Bir tane kızımız var. Allah bağışlasın. Adı ne? Elif. Elif'e buradan bir selam gönderin dedesin. Hadi seviyorum, hürmetler. Seviyorum, hürmetler diyor dede bize. Öpüyorum. Peki, şunu da sorayım. Hep derler ki torun çocuktan tatlıdır. Öyle miymiş hakikaten? Öyle diyorlar ama öyle herhalde. Ben de ona... Siz bunu deneyimlediniz. Evet, tattım onu. Evet, doğru. Kaç yaşında Elif? Bir yaşında şu an. Bir yaşında, daha çok minnaz. Peki bakalım, ileride izler dedesi size. İkinci sorum da şudur size. Böbrek yetmezliği olan hastalarda vücutta biriken fazla sıvı ve atık maddelerin temizlenmesi işlemine ne denir? Böbrek yetmezliği olur. Böbrek yetmezliği olan hastalar bir şeye girerler. Diyaliz olur. Diyaliz doğru cevap efendim. Alıyoruz alkışı. İkinci soruyu geride bırakıyoruz. Organ bağışını da bir kez daha hatırlatalım organ bağışını sevgili diyaliz, seyirciler. Evet. Hakikaten organlarınızı bağışlayın. Binlerce can sevinsin, mutlu olsun diyelim. Çok önemli. Doğru. Çok önemli. Ve son soruya geçerken market çekimiz geliyor Ayberk'ten. Hemen aldım şöyle elimde dursun. Son sorum da şudur size. İlk dünya satranç şampiyonası hangi yıl yapılmıştır? Biraz zor bir soru ama yardımcı olacağım. Zor evet. Kaçlarda yapılmış olabilir? İlk değil mi? İlk satranç. Evet. İlk satranç. Çok zor. Satrançlarınız nasıldır? Yok hiç yok benim satrançlarım. Hiç yok. Tahminde bulunun kaçlarda olabilir? İlk satranç. Evet, ilk satranç. 900'lerde değil efendim, 800'lerde. 863 olur. Daha yukarılarda. 896 olur. Aşağıda. 1800. Hadi şöyle yapalım, 1880'lerde. 1980. Hayır, az önce başka bir şey söylüyordunuz. 1886. 1886 doğru cevap sevgili seyirciler. Tebrik ediyorum vallahi, tahminde bulundun. Evet doğru, 1886. Eminim birçok kişi bilmiyordur bu sorunun cevabını. Ben de tahmin ettim, attım. Tahminle kadar. Öğrenmiş olduk artık, hiç unutmazsınız doğru, bence. Doğru. Şöyle takdim edeyim market çekimizi. Nasıl geçti yarışma? Çok güzel, çok memnun. Bizim için şöyle kameraya doğru bir maksat yarışmak olsun maksat der misiniz? Maksat yarışmak olsun. Yanımda upuzun boylu bir beyefendi var. Sizi tanıyalım. Merhaba, ben Kaan Keleş. İzmir'den geldim. Bugün daha İstanbul'da ilk günüm. Ayağımın tozuyla bir yarışayım. Yarışmak olsun dedim. Yaşasın, hoş geldiniz. Bugün saat yani kaç saat oldu İstanbul'a geleli öyle söyleyeyim. Aslında dün geldim öyle söyleyeyim. Bir gündür İstanbul'dayım. Peki, yani. Bir gündür İstanbul'dayız. Siz kalkın İzmirlerden gelin, burada yarışmalara katılın. Evet, inşallah kazanacağız. İnşallah bakalım. Kazanırsınız. Vallahi biz İzmir'e gelmiştik. Orada karşılaşmamışız. Kısmet buraya'ymış, kader kısmet buraya. Arkadaşınız da sosyal medyaya çekiyor. Kimdir kendileri? Kendisi liseden arkadaşım. Peki ne güzel, lise arkadaşları buluşmuş. Şimdi okuyor musunuz, çalışıyor musunuz? Yok, buraya çalışmaya geldim. Daha mezun oldum, buraya geldim. Ne güzel, İstanbul'a yerleşeceğiz o halde. Evet, yerleşeceğim. Peki hayırlısı olsun diyeyim. Ne mezunusunuz? Ben bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Peki mühendis olmuş beyefendi. İşe girdik mi? Girdik evet. Tamam, şahane, ne güzel ya, şahane inşallah. Darısı tüm iş arayan genç arkadaşlarımızın başına diyeyim ve sorularınıza geçeceğim. Şöyle uzatayım kartlarımı, istediğinizi seçin. Şunu seçin. Hemen tuttum onu. Aldım öne, bakalım ne varmış. Yemeklerle aranız nasıl? Yemeği severim. Peki o zaman bunu bileceksiniz. Sivri biber, domates ve yumurtanın birleşiminden oluşan klasik Türk kahvaltısının vazgeçilmez lezzeti nedir? Menemen. Menemen. Doğru cevap alıyoruz alkışları. Çok iyi. Mutfakta iyi misinizdir? Ne yaparsınız en iyi? Ben daha çok dışarıda yediğim şeyleri evde kendim yapmayı
Yani yapmaya çalışmayı seviyorum. Aa, enteresanmış. Mesela ne deniyorsunuz? Neleri denediniz ya da bugüne kadar? İşte böyle köri soslu tavuk vesaire, baharatlı çeşitli. O fast food tavuğundan mı? Ondan da oluyor. Böyle kafelerde yediğimiz tavuklar her çeşit yani. Peki oluyor mu? Yaklaşabiliyor musunuz o lezzete? Gerekli malzemeleri bulabilirsem yaklaşabiliyorum. Vallahi şahane. Peki süpermiş. Geçeceğim ikinci soruya. Bakalım ikinci sorunuz nerelerden geliyor? Filmlerle aranız umarım iyidir. Çünkü filmlerden geliyor. Uluslararası Film Festivali, Muhteşem Mutfağı ve... Pardon, filmlerden gelmiyormuş. Ben filmle başlayınca birkaç şeyin birleşimi bir yer soruyorum size. İnşallah futbolla aranız iyidir esas. Uluslararası Film Festivali, Muhteşem Mutfağı ve Real Sociedad futbol takımıyla tanınan İspanya şehri hangisidir? Ah, şehri sormasanız ülkeyi biliyordum ama... Hatta o şehrin adıyla son zamanlarda da bir tatlı yapıyorlar. Bir şey bir şey cheesecake diyorlar. Real Sociedad nerenin? İspanya'da nerede? Ya, futbolla hiç alakam yok. Uzun. Peki o zaman tatlılarla aranız nasıl? Tatlılarla da pek aram yok. Ay, ben kopyayı tatlılardan vereyim dedim. Şimdi son zamanlarda öyle bir cheesecake yapıyorlar. Böyle hafif, daha cıvık. Ona diyorlar ki nene cheesecake. Kopyacılar var. Her tarafımız kopyacı dolu. Araba alamıyorum. Kopya ya. Veriyorlar ama alamıyorum diye. Eyvah eyvah, geri sayıyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Sebastian. Ne Sebastian? Kopyacılar beni yakıyor. San Sebastian. San Sebastian, doğru cevap. Kopyacı ablalara bir teşekkür et. Bir alkış, canları pahasına kopya verdiler. Tanışmıyorsunuz değil mi? Yok, tanışmıyoruz. İşte böyle efendim, sokakta yarışmak böyle bir şey. Etrafımız epeyce kalabalık portakalcım. Şöyle bir 180 derece çekelim. Yani herhalde bir 50 kişi vardı değil mi etrafımızda? Herkes kaçıyor çekilmeye başlayınca. Öyle olunca da tabii herkese müdahale edebilmem, herkesi kontrol edebilmem mümkün olmuyor. Ablalarımız da eğilen var, portakal. Eğildi hanımefendi, yakaladın pembeli hanımefendi kopyacılardan. El sallayın lütfen, kameralardasınız şu anda. Peki, zorla el sallattık ablamıza da. Son soruda kopya yok, sen bir rica et söyle. Tamam, son soruda kopya çekmiyoruz. Son soruda kopya yok lütfen. Son sorum şudur size. Belçika'da yaşayan ve Fransızca konuşan halkın adı nedir? Belçika'da yaşayan ve Fransızca konuşan. Fransızca konuşan. Bunu da bilmiyorum ama zor geldi ya sanki bana. Son sorun bir parça zor oluyor. Biraz da zor bir kart seç. Ben vereyim, hadi V harfiyle başlıyor. Van'ın V'siyle. Vandal mı? Aa, vandal değil. Vandal başka bir şey. Ama ikinci harfi A, Va. Va'nın ne? Ne? Ah. Va. Ne? Ne diye devam ediyormuş. Şu an yapım asistanı arkadaşımız Gizem sanırım merak etti. Yazıyor ama motoruna neymiş bu diye. Şu an kimse kopya veremez diyor beyefendi. Çünkü buradaki kimse bilmiyor diyor. Peki. O zaman söyleyeyim mi doğru cevap? Evet, söyleyin. Hatta buyurun siz söyleyin. Bakın kimlermiş. Balonlar. Balonlar doğru cevaptı. Evet. Olsun, öğrenmiş olduk. Renk kattın. Evet, teşekkür ederim. İnşallah bir daha karşılaşırız. Bir daha yarışırsın. Karşılaşırsak söz yarışacak mısın? Kesin kazanacağım. İşte bu sefer kazanmaya geleceğiz. Her köşede karşına çıkabiliriz. Kendine çok iyi bak. Teşekkür ederim. Hoşça kal, görüşürüz. Yanında bir beyefendi var. Daha önce yarışmış mıydık? Evet, bir kere yarışmış. Kazanmış mıydık? Yok. Son soruda çok zor bir soru gelmiş. Neydi son soru? Sputnik. Sputnik. İlk Rus uzay aracı. Uzaya gönderir. Gönderilen ilk Rus uzay aracı. İyi, öğrendin sonra. Sputnik. Biliyordum da o an aklıma geldi. Peki, oluyor. Çok normal. Şimdi biri gelip bana da sorsa ben de bildiğim şeyi unutabilirim. Geçen gün söylemiştim, kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç'la yarıştım. Etrafa kopya verdi. Ben de onu cezalandırmak için gel yarışacaksın madem o kadar heveslisin dedim. Bana dedi ki o kadar zormuş ki Bahar, insanlar iyi konuşuyor, iyi cevap veriyor diyor. Peki bakalım, bugün inşallah kazanacağız.
Bak inşallah bakalım. Elenmişiz ama soruyu da hatırlamışız, öğrenmişiz. Bence güzel bir şey. Seni tanıyalım tekrar. İsmim Oğuzhan. 28 yaşındayım. Ne yapıyorsun? Gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. Kolay gelsin Oğuzhan. Nasıl gidiyor işler güçler? İyi. Şu an biraz daha açıldı. Daha peki da bakalım. Olacak. Daha da iyi olsun diyelim. Kartlarım var, seç istediğini. Buyur. Açtım şöyle hepsine. En öndeki. Peki. Bu. En öndeki. Bunu mu seçtin? Hangisini? Oğuzhan hepsine bir tutuyor. Hepsine bir dokunuyor, hissediyor. Tamam. Haydi bunu aldım. Arada bir tane de kartım vardı. İlk sorum şudur sana. Ailelerin genellikle okula giden çocuklarına verdikleri ufak gereksinimler için ayrılan paranın adı nedir? Aileler çocuklarına ne verirler okul için? Harçlık. Harçlık, doğru cevap alıyoruz alkışları. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Gelsin alkışlar. İkinci soruya geçelim. Şimdi aileler çocuklara verir harçlığı ama bir de bayramlarda vardır o harçlık. Ekstra harçlıklar. Ekstra harçlık. Ne yapardın sen o bayram harçlıklarıyla? Biriktirirdim. Ben de oyuncak alırdım. Evet, biriktirip onlara oyuncak almaya çalışırdım. Keşke eski bayramlar olsa. Yani. Keşke el öpmeye devam etsek olsa. Yıllardır öpmüyorum. Valla ben de öyle, artık kocaman olduk. Peki geçiyorum ikinci soruya. İkinci sorum da şudur. Ses şiddeti biriminin adı nedir? Desibel. Doğru cevap alıyoruz arkadaşlar. İkinci soru da geride kalıyor. Olsan geçiyorum üçüncü soruna. O gün bugün kazanacağız inşallah. Peki. Herkes bildi diyor. Peki bakalım, bilemeyenler de vardı. Aldım market çekine. Bakalım son soruda ne olacak. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Dizeleri hangi şairimize aittir? İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. He, Nazım Hikmet. Değil. Kim olabilir? Süreyya mı acaba? Cemal Süreyya da değil. Başar. Orhan Veli. Orhan Veli ne? Kanık. Orhan Veli Kanık, doğru cevap alıyoruz alkışlara. 3'te 3 yaptık. Şöyle nerede gelsin market çekim. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. O zaman ne diyorsun bizim için olsan? Aksat yarışmak olsun. Ne hissediyorsun bugün? Şu an mutluyum. Bugün kazandık. Aynen, bu sefer kazandık. Kendine çok iyi bak, hoşça kal.